Merhabalar, herkese iyi akşamlar. Facebook ve YouTube'dan ortak yayın yapacağız bugün. O nedenle bir sesin iki tarafta da doğru işitilip işitilmediğini kontrol etmek istiyorum. Merhabalar, iyi akşamlar değerli izleyenler. Birazcık erken başlattık yayını sesi kontrol edebilmek için. Çünkü iki platform üzerinden ortak yayın yapıyoruz bu akşam. Sesin doğru işitilip işitilmediği konusunda bir geri dönüş yapabilirseniz izleyenler. Çok bizim için faydalı olacaktır. Merhabalar. Bu yayınımız biliyorsunuz konusu Küba toplumunda kadınlar olacak. Merhabalar. Sosyalizmin kazanımları ve gündemleri başlıklı bir sunum olacak. Eryaman Semtevi Kadın Dayanışma Komitesi ve İlker Semtevi Kadın Dayanışma Komitesi'nin ortak etkinliği. Ve az önce söylediğim gibi iki platform üzerinden yayın yapıyoruz. Ses düzeyiyle ilgili bir geri dönüş yapılabilirse izleyenler tarafından. Ses az geliyorsa eğer biraz daha yüksek sesle konuşmayı deneyeceğim. Yayınımızın aslında başlamasına 3 dakika var. Biraz erken başlamış olduk. Sesi kontrol edebilmek için. O nedenle hem biraz daha izleyenlerin toplanmasını bekleyelim isterseniz. 2 dakikamız daha var. Daha sonra konuya tam saat başında giriş yapalım. Bu sırada da ben kendimi tanıtmak için vesile olarak değerlendireyim. Çok teşekkürler dönüş için. Çok sağ olun. Seste sıkıntı olmadığı yönünde her iki platformdan da dönüş oldu. Yani hem YouTube'da hem Facebook'ta izleyenler tarafından çok teşekkürler. Ben Göksun Özsan. Küba Dostluk Derneği üyesiyim. Jose Marti Küba Dostluk Derneği. Yaklaşık 10 yıldır dernek üyesiyim. Derneğimizin düzenlediği geziler vesilesiyle Küba'ya da biraz ses az geliyor galiba. Tamam. Daha yüksek sesle konuşacağım. Derneğimizin düzenlediği geziler vesilesiyle de Küba'ya gitme şansım oldu birçok defa. Hatta ilk katıldığım gezi, dernek görevlisi olarak katıldığım ilk gezi Küba'da kadın örgütleriyle ziyaretler içeren, sadece kadın örgütleriyle değil, Küba Sendikalar Birliği gibi önemli emek örgütleriyle, işte Cinsel Eğitim ve Araştırma Merkezi, kısaltması CENESEX olan o kurumla, işte aile oryantasyon merkezine ziyaret gibi etkinlikler içeren özel tematik bir geziydi. Bu vesileyle yani hem kurumsal olarak birebir birinci ağızdan topladığım bazı verileri de paylaşma şansım olacak sizlerle. Ama tabii daha çok veri paylaşımına geçtiğimizde güncel veriler, 2019-2020 verilerini paylaşmaya çalışacağım. Evet, saat başı oldu. Aslında seyircimiz biraz az ama daha sonra kayıt üzerinden de izlenecek yayın. O nedenle girizgahı çok fazla bekleme kısmını uzatmak istemiyorum.
Yavaş yavaş o zaman konumuza girelim. Bu sunumu yapma nedenimiz, tekrar başlığı hatırlatacak olursam son bir defa. Başlığımız Küba toplumunda kadınlar, sosyalizm kazanımları ve gündemleri. Başlığı belirlerken zaten ipucu veriyor hani neler konuşacağımız, neler başarıldı devrim sayesinde, Küba'da kadınların konumu nereden nereye geldi. Ve şu andaki güncel olarak daha ileriye götürmeyi hedefledikleri başlıklar neler? Kendilerine görev olarak belirledikleri başlıklar neler? Bunlar hakkında konuşacağız. Neden Küba'da kadınlar? Çünkü Küba dünyada cinsiyet eşitliği konusunda en ileri durumdaki ülkelerden biri. Ve bununla ilgili sizlerle az önce söylediğim gibi bazı veriler paylaşacağım, bazı somut veriler. Ama örneğin Ulusal Meclis ve Kabine gibi ülkenin en üst düzey yönetici kurullarında kadın ve erkeklerin tam olarak eşit olduğu görülüyor. Eğitim ve sağlık gibi temel haklara erişim konusunda kadınların hiçbir şekilde dezavantajlı olmadıkları, hatta özellikle eğitim alanında kadınların eğitim olanaklarından daha fazla faydalandıkları, eğitimli nüfusun daha büyük bir kısmını oluşturdukları görülüyor. Keza okullaşma oranına bakıldığında kız çocuklarının okullaşma oranının dünya çapında en yüksek oranlardan birini Küba'nın sahip olduğunu görüyoruz. İş gücünde de eşitlik var. Ve az önce söylediğim gibi nitelikli iş gücünün daha büyük bir kısmını kadınlar oluşturuyor. Ve sağlık başlığında da özel olarak kadın sağlığı başlığında şunu söylemek gerekir ki Küba'da bütün dünyaya örnek gösterilmiş olan bir anne çocuk sağlığı sistemi var. Çok iyi bir şekilde üzerine titrenerek gebe kadınlar gebeliğin ilk aşamalarından itibaren gözetiliyorlar ve doğum izni gibi konularda da yine çok ileri düzeyde, çok iyi insani haklara sahip kadınlar. Şimdi Küba'yı bu şekilde hani biliyoruz ama esas bizim bunu konuşma nedenimiz Küba'nın kendisi gibi düşük gelirli ülkelerle kıyaslandığı zaman çok sıra dışı bir tablo sergilemesi. Dünyada bu kadar iyi verileri ancak işte bazı Avrupa ülkelerinde, o da her Avrupa ülkesi değil, bazı Avrupa ülkelerinde işte Kanada filan gibi bazı zengin ülkelerde ancak görebiliyoruz. Oysa Küba düşük gelirli ülkeler arasında, yani bunun için çok farklı terimler var. Aslında şunu açıkça söylemek gerekir. Az gelişmiş bir ülke, yani en azından devrimi miras aldığı tabloya bakarsak eski bir sömürge ülkesi Küba. Ve az gelişmişlikle mücadele eden ve bu konuda çok mesafe kat etmiş olan bir ülke. Ancak ekonomik açıdan yoksul bir üçüncü dünya ülkesi diyebiliriz. Kendisi gibi ekonomik açıdan bu seviyedeki ülkelerle kıyaslandığında çok inanılmaz hani bir tablo sergiliyor aslında bu konuda Küba. Şimdi biz bunu eğitim ve sağlık konularında zaten biliyoruz ama kadınlarda da kadınların toplumdaki işte eşit haklara sahip olma ve toplumsal yaşamda yönetimde yer alma gibi hani o açıdan baktığımızda da yoksul ülkelerde her zaman bir korelasyon görüyoruz. Yoksulluk ile orantılı bir şekilde kadının durumunun kötü olduğunu. Hatta son yıllarda yapılan bir çalışmadan aktarıyorum bunu. Yoksullaşan ülkelerde veya işte bir şekilde zengin sınıf zenginleşiyor gibi görünüyor. Gelişmekte olan ülkeler kategorisinde değerlendirilen ülkelerde kadınların durumunun hep daha kötüye gittiği ama Küba'da istikrarlı bir şekilde ilerleme kat edildiği görülmüş. İşte bunun aslında tek sebebi toplumun genel refahını ve bütün kadınların refahını gözeten bir siyasi sistemin Küba'da yürürlükte olması. Çünkü
Kapitalizm bünyesinde kendine yer bulabilen liberal cinsiyet eşitliği söylemi aslında ya aileden şanslı olan ya da bir şekilde işte eğitim vesaire araçlarla ekonomik olanaklarını iyileştirebilen çok azınlık bir kesim kadının daha eşit, daha iyi bir yaşam sürebilmesini sağlıyor ama çok büyük toplumun büyük kesimlerini, geniş kesimlerini gözden çıkarıyor. Oysa ki Küba'da birazdan değineceğimiz gibi devrimin tam olarak gözettiği şey, en önemli şey, bütün toplumun bütün kesimlerini eşit bir şekilde kucaklamak. Yani işte kadın erkek, siyah beyaz veya kırsal kesim, işte şehirli nüfus filan demeden bütün toplumun refahını eşit bir seviyeye çekmeye çalışmak. Bu sayede de kadınların konumunun çok iyi olduğunu görebiliyoruz. Aslında girizgah yapmış olduk. Şimdi şunu da söylemek gerekir ki devrim soyut bir kurtarıcı veya birkaç kişiden ibaret olan bir kadronun yaptığı bir şey değil. Zaten hani bu şekilde algılarsak hiç anlayamamış oluruz. Ne Küba'yı anlamış oluruz, ne de devrimciliği anlamış oluruz. Ne de kendimize doğru düzgün bir ders çıkarabiliriz. Yani biz bu ülkede ne yapacağız diye. Bizim esas amacımız aslında yani bugün bu oturumda dersler çıkarmak ve aynı zamanda da Küba Dostluk Derneği üyesi olarak ben amacımız Küba ile dayanışmak kadar Küba örneğinden dersler çıkarmak olduğunu düşünüyorum. Birazdan Küba'da devrim öncesindeki tabloyu özetlerken şunu görmüş olacağız ki herhangi bir kurtarıcının, bir soyut bir kurtarıcının hediyesi değil ve tam tersine aslında başta kadınlar olmak üzere Kübalıların mücadelesi sayesinde elde edilmiş kazanımlar bunlar. Şimdi Küba hakkında çok kısa birkaç bilgi vermek istiyorum. Aslında tahmin ediyorum ki dinleyicilerimiz Küba'yı birazcık tanıyorlardır, biraz olsun. Yani çok iyi tanıyanlar da vardır. Ama biliyorsunuz ki Karayipler'de bulunan bir ada ülkesi Küba. Karayipler'deki en büyük ada ve 11 milyon nüfusu var günümüzde. Ve tarihini 3 ana bölümde inceleyebiliyoruz. 1492 yılında Kristof Kolomb'un İspanya Krallığı adına Yeni Dünya diye adlandırdıkları Amerika coğrafyasına ayak basması ile birlikte açılan bir sömürge dönemi var. Sömürge döneminin öncesinde yerli topluluklar şu an neredeyse tamamen soykırıma uğradıkları için işte Küba'da aslında pek de göremediğimiz, tanık olamadığımız soykırıma uğramış olan bir yerli nüfus var. Sömürge öncesi dönem hakkında çok çok fazla bilgi sahibi değiliz ama işte basit düzeyde tarım yapan, avcı toplayıcılık ile başlangıç seviyesi tarım yapan farklı farklı kabileler olduğunu biliyoruz. Sömürge dönemi 1492'den 1902 yılına kadar uzanan çok uzun bir süreç. Ve biliyorsunuz ki Avrupalılar özellikle Amerika coğrafyasında Latin Amerika dediğimiz Meksika'dan Güney Amerika'ya kadar Karayipleri de kapsayan bölge İspanya ve Portekiz krallıklarının egemenliğine giriyor büyük ölçüde. Katolik inancı adına fethediyorlar ve savaşlarını bu söylemle meşrulaştırıyorlar. Avrupa'dan dolayısıyla ataerkil Katolik bir kültür getiriliyor Küba'ya ve diğer tüm Latin Amerika ülkelerine. Bir diğer önemli özelliği bu kültürün ırkçılık üzerine kurulu olması. Avrupa'dan gelen yerleşimci nüfus buradaki yerli insanlarla ve daha sonra da
Afrika'dan getirilen köle nüfusla bir şekilde karışıyor. Yani çok böyle birbirinden ayrıksı, ayrı alanlarda yaşayan bir toplumdan bahsedemiyoruz. Birbirine karışıyor bu topluluklar ve melez bir nüfus ortaya çıkıyor. Ama bu melez nüfus büyük bir kategorizasyona tabi tutuluyor. Pigmentokrasi dediğimiz ten rengine göre sınıflandırılan bir toplum yapısı var ve Küba örneğinde yerli nüfus çok baskın değil. O yüzden Afrikalılar ve Avrupalıların aslında karışımından oluşan bir melez nüfustan söz edebiliriz. Şimdi bunu neden vurguluyorum? Çünkü kadın bedeni aslında ırksal karışımın mecrası. Çünkü bir şekilde evlilikler veya gayrimeşru birliktelikler sonucunda bu bahsettiğimiz melez uluslar, melez topluluklar kadın bedeninde, kadın rahminde dünyaya geliyor ve o yüzden bunlar bu sömürgeci dönem boyunca bu pigmentokrasinin ten rengine dayalı ayrımcılığın da temel aslında cereyan ettiği yer. Bu nedenle de aslında birçok siyah kadının çocukları özgür olabilsin diye kendinden daha beyaz erkeklerle birlikte olmaya çalıştıklarını, yani kendisinden daha az koyu tenli çocuklar dünyaya getirmek istediklerini görüyoruz. Kadınların makus bir talihi, özellikle siyah kadınların. Bunun dışında hem iş gücü olarak köle sahipleri tarafından, hem işte gayrimeşru eşler olarak kullanılıyorlar. Hem de dahası yeni köle nüfusları oluşturabilmek için ne yazık ki adeta damızlık olarak da siyah kadınların kullanıldıklarını görüyoruz. Özellikle Küba'da, Küba'nın kölelik tarihi 19. yüzyıla yayılmıştır. Öncesinde de tabii ki var. Yani işte 16. yüzyıldan itibaren özellikle yoğun bir köle ticareti yaşanıyor Küba'ya, ama en fazla 1804 yılında sonuçlanan Haiti devriminden sonra Haiti'nin köleliği yasaklaması, kölelerin kendi cumhuriyetlerini ilan etmesi sonrasında esas orada bulunan köleciliğin merkezi komşu ada olan Küba'ya kaymıştır ve 1800'lerin başından sonuna kadar esas köleliğin en yoğun yaşandığı tarih. 1895'te Küba'nın bağımsızlık savaşları başlıyor. Aslında bunun kısa bir süre öncesinde kölelik yasaklanmış ve dünyada köleliğin, daha doğrusu Batı yarımkürede diyelim, Amerika coğrafyasında köleliğin yasaklandığı son ikinci ülke, sondan ikinci, son ülke Brezilya'dır, sondan ikinci ülke de Küba'dır. Aynı zamanda Küba, İspanya'dan bağımsızlık konusunda da son ülkelerden biri. Biliyorsunuz bu bağımsızlığı kazanamayan ülkeler de var. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim, İspanya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir çekişmenin konusu oluyor Küba ve Porto Rico gibi ülkeler. Ve bağımsızlık savaşları sonuçlanmak üzereyken İspanya terk etmek zorunda kalıyor. ABD güdümüne giriyor Küba, ama ABD bağımsız bir pardon Küba bağımsız bir cumhuriyet olarak kurulurken Porto Rico halen ABD toprağı. Bağımsızlık savaşlarında kadınların çok önemli bir rolü var. Bunu vurgulamadan geçmek istemiyorum. İspanya'ya karşı savaşan ve biz artık Kübalıyız, okyanus ötesinden yönetilmek istemiyoruz diyen kadınlar arasında yüzlerce genç kadın olduğundan söz ediliyor. Aynı zamanda o dönem entelektüeller arasında da bağımsızlık savaşlarını destekleyen, işte örneğin bazı zengin kadınlar var, aydın kadınlar, bazı edebiyatçılar var ve yine Amerika coğrafyasının ilk kölelik karşıtı romanı da Kübalı bir kadın tarafından yazılmıştır. Beyaz bir kadın kendisi. En ünlü isimlerden biri de Antonio Maceo adlı Küba bağımsızlık savaşlarının öncülerinden
bir generalin annesi olan Mariana Grajales. Kendisi kız çocukları da dahil olmak üzere bütün çocuklarını savaşa göndermiş ve kendisi de savaşmış, sürgünde ölmüştür. Daha sonra da Fidel Castro liderliğindeki gerilla savaşı sırasında kadınlardan oluşan bir birlik kuruluyor ve o birliğe Mariana Grajales'in ismi veriliyor zaten. 1902 yılında Küba'nın bağımsızlığını kazandığını ama tırnak içinde bağımsızlık olduğunu söylemiştik. Çünkü ABD güdümünde gerek ekonomik gerek siyasi anlamda ABD'ye göbekten bağlı bir cumhuriyet. O nedenle sözde cumhuriyet veya yeni sömürgecilik dönemi olarak da çokça söz edilir bu dönemden. Küba'nın hiçbir zaman bir tam anlamıyla bir muz cumhuriyeti olmadığını vurgulamak istiyorum. Çünkü çok dinamik, çok hareketli ve siyasi anlamda hiçbir zaman ABD'nin tam anlamıyla kontrol edemediği bir yer olmuş Küba. Ayrıca işte Ekim devriminin ardından izleyen yıllarda ilk komünist partilerinden birinin kurulduğu bir ülke oluyor Latin Amerika coğrafyasında. Aslında 1905 yılında ilk defa bir komünist örgütlenmenin nüvelerini görebiliyoruz Küba'da ama 1925 yılında Küba Komünist Partisi kuruluyor. Ve özellikle 30'lu yıllar boyunca Gerardo Machado adlı diktatörün iktidarına karşı üniversite öğrencilerinin ve işçilerin çok büyük bir hareketlilik gösterdiğini, muhalefet gösterdiğini ve bunların arasında çok fazla kadın olduğunu görüyoruz. Bu arada ben arada birkaç tane film önerisi de yapmak istiyorum. Küba'daki bu sömürge dönemi, sonra sözde cumhuriyet veya yeni sömürgecilik dönemi ve ardından da Küba devrimini izleyen süreçte birer kadının gözünden Küba'nın Küba tarihinden kesitlerin anlatıldığı bir film var. Lucia, bu filmin ismi. Çok ünlü bir filmdir ve öneririm yani kadın konusuyla alakalı olarak. Dilerseniz daha sonra hani yorumlar üzerinden nasıl izleyebileceğiniz konusunda bilgi verebiliriz. Bu dönemde genelde orta ve üst sınıftan şehirli ailelerin kızlarını okuttuklarını ama biraz daha böyle statü sahibi olmak için, prestijli bir aile olmak için, işte kızları iyi bir evlilik yapsın diye veya çocuklarını iyi yetiştiren hani anneler olsun filan gibi sebeplerle yani çalışması, mesleğini icra etmesi için değil de daha ziyade bu gibi nedenlerle kızların okutulduğunu görüyoruz. Ve zengin evlerin çoğunda siyah, beyaz ya da melez hizmetçi kadınlar çalışıyorlar. Çalışan kadınların %70'i hizmetçi gibi ev emekçileri ve evde çalışan emekçilerin %90'ı kadın bu dönemde. Toplam çalışan nüfusun %13'ü sadece kadın ve neredeyse tamamı hizmetçi gibi ev emekçisi kadınlar. Diğer geri kalanları da kadınlara, kadının doğasına tırnak içinde uygun görülen öğretmenlik, hemşirelik gibi meslekleri icra eden kadınlar. Bir de tabii bu dönemin karanlık bir olgusu daha var, ondan da söz edelim. Bu özellikle 1955 yılında Fulgencio Batista adlı devlet başkanının son döneminde bir kumarhane açılımı yapıyor. Yani ABD'li sermayedarlara, özellikle de ABD'deki İtalyan mafyası gibi aslında orada çok da istenmeyen ABD'nin bir miktar işte dışına atmak istediği, kusmak istediği o sermayedarlara çok ciddi cazip fırsatlar sunarak Havana gibi, başkent Havana gibi birkaç büyük şehirde bir dizi dev kumarhane açılıyor ve aynı zamanda kumarhanelerde çok fazla fuhuş da yapılıyor. Hatta bazı mafyaların, bazı ABD'li ve
işte İtalyan kökenli mafyaların ilanlar bastırarak küçük şehirlerden işte genç kadınları toplayarak başkente getirdiklerini ve aslında karın tokluğuna fuhuş yaptırdıklarını görüyoruz. Bununla ilgili de Soy Cuba, Ben Küba'yım diye Sovyet-Küba ortak yapımı bir film vardır. O filmin ilk episodunda bununla ilgili bir konu işleniyor. Evet, Lucia'dan sonra Soy Cuba, Ben Küba'yım, o filmi önermiş olduk. Tabii ki Baba 2 filmini izlerseniz Godfather, onun ikinci filminde de yine bu mafya Küba'yı nasıl paylaşıyor onunla ilgili güzel bir anlatım var. Önemli olan burada bir başka şey de bence melez kadınların özellikle egzotize edilmeleri. Çünkü 1955'lerden bahsediyoruz, 50'lerden bahsediyoruz ve o dönem ABD'de işte ırksal ayrımcılık çok katı bir şekilde uygulanıyor. Yani aynı mekanlarda yan yana insanlar duramıyorlar bile. Otobüslerde siyahlara, beyazlara ayrılan bölümler var. Ve o dönemde aslında siyah kadınlarla veya melez kadınlarla birlikte olmak böyle cazip bir şey olarak, egzotik bir şey olarak açıkça pazarlanıyor. Bu turistik, işte mafyatik diyelim, sermayedarlar tarafından. Ve cinsel meta haline getiriliyor. Hem fiziksel olarak hem de kültürel olarak böyle bir şey yerleştiriliyor. Peki neden bu kadar çok fuhuş yaptıracak yoksul kadın bulabiliyorlar? Çünkü kırsal kesimde çok büyük bir yoksulluk var o dönem Küba'da. Büyük şehirlerine Havana'ya baktığınızda son böyle modern mimari eseri, son derece gösterişli yapılar, gökdelenler, köprüler, işte tüp geçitler falan inşa edildiğini görüyoruz. Buna karşılık kırsal kesimde hiçbir şekilde suyu, yani elektriği falan geçtim, yolu, hiçbir şey olmayan bir sürü köy var. Ve tabii ki eğitim ve sağlık hizmetinden tamamen mahrum kalmış. Özellikle dağ köyleri. Ve bu insanların hani kadın sağlığı açısından neredeyse hiçbir hizmet alamadığını tekrar vurgulamak istiyorum konumuz gereği. Genellikle işte 9 çocuk gibi çok sayıda çocuk doğurduklarını kırsal kesimdeki kadınların yeni doğan ölüm oranının çok yüksek olduğunu vurgulayalım. Evet, aşağı yukarı herhalde devrimden önceki kadınları ilgilendiren tabloyu biraz anlatabilmiş olduk. Ve buna rağmen yani bu baskıya karşılık bir o kadar da güçlü bir muhalefet olduğunu ve bu muhalefette kadınların ön planda olduğunu da söyleyelim. Özellikle o dönem Sosyalist Halk Partisi adında bir Marksist-Leninist parti var. Şili'den sonra bütün Latin Amerika coğrafyasının en önemli komünist partisiymiş bu parti ve üyelerinin neredeyse yarısı kadın. Önemli bir kadın örgütlenmesi var ve hem ülkenin bağımsızlığı hem de kadın hakları bakımından çok ileri bir adım olan 1940 Anayasası'nın çıkarılmasında önemli pay sahibi olan bir örgüt. PSP, kısaltması PSP olan Sosyalist Halk Partisi'nin kadın örgütlenmesi. Ama Batista döneminde çok geri adım atmak zorunda kalıyor bütün sol örgütlenmeler. Çünkü açık çalışma yapılması falan mümkün değil. Özellikle 1957 yılında açılan Batista'nın çok kanlı bir dönemi var. Çok fazla siyasi cinayetler işleniyor. Ve o dönemde kadınların biraz da aslında yani gizli bir şekilde hem yer altına çekildiklerini görüyoruz. Yer altında yani gizli şehir ve kırsal bölgedeki gizli örgütlenmelerle işte grevleri destekliyorlar, gerilla mücadelesini daha sonra destekliyorlar. Ama aynı zamanda sokakta görünür olan yerlerde de sıradan hayatın, gündelik hayatın içine yedirilmiş böyle beklenmedik eylemler yapıyorlar. Mesela alışveriş merkezleri, sinemalar, kiliseler
hatta. Bu gibi yerlerde işte Batista'nın ne kadar büyük bir zulüm uyguladığını, artık insanların hani çocuklarını okula, üniversiteye gönderemez hale geldiğini falan çok yüksek sesle konuşup muhalefeti bu şekilde örgütlemeye devam ediyorlar. Hatta bir tane Santiago de Cuba şehrinde, Küba'nın doğusunda yapılmış ünlü bir eylem vardır. Anne yürüyüşü adında. Bu eylemde artık çocuklarımızı öldürmeyi bırakın diye bir pankart taşıyarak yürüyorlar. Bunun görüntüleri, fotoğrafları falan da var. Ve o eyleme katılan birçok kadının aslında annelik kurumunu, hani o geleneksel kültürdeki anneliğe atfedilen kutsallığı da biraz kullanarak mevcut koşullar içerisinde görünürlüklerini arttırmayı hedeflediklerini görüyoruz. Belki de hani çok daha radikal, çok daha siyaseten radikal kişiler ama biraz da böyle o annelik sıfatıyla bir meşruluk kazanarak bu eylemleri yürütüyorlar. Ve beyaz üst orta sınıf ailelerden çok fazla kadın da bu hareketleri bir şekilde destekliyor. Bununla ilgili yine Kızılşehir, Ciudad en Rojo diye bir film var, izlenebilecek. Ve birkaç örnek vermek istiyorum. Mesela Vilma Espin, daha sonra kendisini anacağız. Vilma Espin, beyaz üst orta sınıf, hatta oldukça zengin bir aileden gelen bir genç kadın. Santiago de Cuba şehrinde doğuyor ve oradaki Oriente Üniversitesi'nde kimya mühendisliği okuyor. Sonra ailesi tarafından ABD'de MIT'de master yapmaya gönderiliyor. Ve Vilma Espin bütün bunları yaparken bir yandan Fidel ve Raul Castro gibi isimlerin örgütledikleri 26 Temmuz hareketine destek veriyor. Bir başka önemli isim Moncada Kışlası baskınından sonra sürgün edilen Fidel ve yoldaşlarının Granma teknesiyle Küba'ya dönmeleri sürecinde bütün iki taraf arasındaki haberleşimi sağlayan, koordinasyonu sağlayan Celia Sanchez. Ve bir başka isim yine bu gerilla hareketinde Moncada Kışlası baskınına katılarak oradaki iki kadından biri olarak başından itibaren katkı sunmuş olan Aide Santa Maria ve kendisi daha sonra Casa de las Americas, Amerikalar Evi adında bir kültür kurumunu tesis ediyor ve Latin Amerika'daki baskı rejimlerinden kaçan birçok önemli aydının, şairin, edebiyatçının eserlerini Küba'da yayınlatmasını sağlayan bir kurum haline gelmiştir daha sonra. Gördüğünüz gibi hani Küba tarihinin her aşamasında kadınların ön planda olduğunu biraz vurgulamak istedim ve artık yarım saatlik bir girizgahın ardından devrimle neler kazanıldı biraz ona değinmek istiyorum. Çok az soluklanıp hemen devam edeceğim. Bu arada soru var mı diye bakıyorum veya katkı var mı diye. Evet, Facebook'ta herhangi bir şey göremedim. Soru katkı gibi bir şey. YouTube'da da. Şimdi Batista'nın iktidarı biliyorsunuz. 1 Ocak 1959 tarihinde Küba devrimiyle sona erdiriliyor. Ve daha önce Fidel Castro'nun Moncada Kışlası baskını sonrasında tutuklandığı zaman işte mahkemede savunma olarak kaleme aldı. Tarih beni haklı çıkaracaktır veya beni tarih aklayacaktır başlıklı metni. Bir siyasi parti programı gibi aslında. Yani Küba'daki mevcut durumu ve yani özellikle işte kırsal kesimdeki eşitsizliği, yokluğu, yolsuzluğu teşhir eden, yargılayan bir metin. Savunma metni gibi değil de daha çok yargılayan bir metin. Bu aslında hareketin siyasi programı gibi diyebiliriz. Ama dört başı mamur tutarlı bir
ideolojik yönelimi aslında yok başlangıçta 26 Temmuz hareketinin. Fakat iktidarın ele geçirilmesinden sonraki 2 yıl boyunca çok radikal bir şekilde sosyalizm adımlar atılıyor. Ve 1961 yılında zaten çok fazla da zaman geçmiyor. İkinci yılını doldurmadan devrim sosyalist karakterini bütün dünyaya ilan ediyor. Tabii yakınlaşmada, bu çizginin bu kadar netleşmesinde toprak reformu gibi, Amerikan şirketlerinin kamulaştırılması gibi hamlelerin ABD sermayesini rahatsız etmesi ve hızlı bir şekilde ABD'nin hem ekonomik abluku hem de askeri saldırganlık başlatması, Küba'nın ayakta kalabilmek için hem ekonomik anlamda hem de aslında savunma anlamında ve diplomatik anlamda Sovyetler Birliği ile yakınlaşması da tabii sosyalizan karakterin daha hızlı netleşmesini sağlamıştır diyebiliriz. Ama başından beri, yani ilk atılan adımların içeriği hep böyleydi. Sadece ismi biraz daha sonradan kondu. En önemli adımlardan bir tanesi doktor yetiştirmek. Yani o kadar ilginç ki devrimi izleyen ilk ayın içerisinde tıp fakültesini yeniden toplayıp doktor yetiştirmek için seferber oluyor devrimci iktidar. Çünkü birçok beyaz işte eğitimli, meslek sahibi insanlar, doktorlar gibi, öğretmenler gibi, avukatlar, mühendisler ülkeyi terk ediyorlar devrimden hemen sonra. Yeniden bu insan gücünü yetiştirmek için seferber oluyorlar ve çok hızlı bir şekilde kırsal bölgelerde bir sağlık hizmeti yerleştirilmesi için başlanıyor. İkinci bir hamle, keza eğitmenler ordusu oluşturuluyor. Dağ köylerinde görev yapabilmeleri için dağlık bölgede kurulan kamp alanlarında yetiştiriliyor genç insanlar öğretmen olarak. Bir başka önemli hamlelerden biri okuryazarlık seferberliğidir. Okuryazarlık seferberliği aslında Fidel'in Birleşmiş Milletler'de yaptığı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı bir vaat, bütün dünyaya ilan ettiği biz cahil insan bırakmayacağız ülkemizde gibi bir meydan okuma sonrasında başlatılıyor. Ve tarih olarak da aslında şöyle bir güzellik var. Bugün 20 Aralık, 22 Aralık'tır seferberliğin zafere ulaştığı tarih. Ve çok özür dilerim. 22 Aralık 1961. Bu seferberliğin önemli bir yönü, bütün gönüllü öğretmenlerin %59'unu kadınların oluşturması. Okuma yazımı bilen herkese bir eğitim veriliyor, basit bir eğitim. Eğitim materyalleri ve üniforma veriliyor devlet tarafından. Ve daha önce hiç tanımadıkları ailelerin yanında, köylerde, kırsal yerlerde eğitmen olarak çalışıyorlar bu gönüllü eğitmenler. Ve çok küçük yaşta eğitmenler, %40'ı 10-14 yaşları arasında, %47'si 14-19 yaşları arasında ve sadece geri kalanı 19 yaşından büyük. Yani çocuk yaşta ve çoğu kadın olan Kübalıların seferber edildiklerini görüyoruz. Ve bu, yani eğer hayal etmeye çalışırsanız 1960 yılında bir genç kız veya genç bir kadın diyor ki, işte mesela 15 yaşında ve diyor ki ailesine, ben işte ülkenin doğusuna gidip orada okuma yazma öğreteceğim. Yani ailelerin buna çok sıcak bakmadığını herhalde tahmin edebilirsiniz. Bununla ilgili yine kadınların tanıklıklarından oluşan Maestra diye bir kısa bir belgesel var, çok güzel. Onu da Küba Dostluk Derneği YouTube kanalından rahatlıkla bulup izleyebilirsiniz Türkçe altyazılı olarak.
Çok büyük bir aslında toplumsal dönüşüm anlamına geliyor bu. Sadece cehaletin ortadan kaldırılması değil, tutucu aile yapısına, kadınların işte namus gibi böyle geri kalmış değerlerle bütün ömürlerinin kısıtlanmasına vesaire karşı atılmış olan çok ciddi bir adım, çok ciddi bir meydan okuma ve çok etkili oluyor. Aynı zamanda ülkenin hani farklı yerlerinde birbirini hiç tanımayan insanları buluşturan, ortak bir paydada buluşturan, okumuş, okumamış, işte yoksul, daha ayrıcalıklı falan olan ama sadece devrimi desteklediğini beyan eden insanları buluşturan bir olay bu. Evet, Tuz ve Şeker diye bir belgesel de var yine. Orada da seferberliğe katılan kadınların tanıklıkları var. Bir de az önce bahsettiğimiz Lucia filminin son episodundaki Lucia adındaki kadın seferberliğe katılan değil, yani eğitmen olarak katılan değil, okuma yazmayı öğrenen bir kadın. Yani öbür taraftan hani hikayenin öbür tarafından işlenmiş olan bir anlatı o da. Şimdi bunlar hani kadınların hayatını değiştiren birkaç hamle ama esas kadın politikalarını Küba devriminin esas olarak Küba Kadın Federasyonu adlı bir örgütlenmeyle yürüttüğünü göreceğiz. 1960 yılında kuruluyor Küba Kadın Federasyonu. Yine hani devrimin hemen ilk aylarında diyebiliriz. Kısaltması FMC bu örgütlenmenin ve kurucusu az önce bahsettiğimiz Vilma Espin. Yani 26 Temmuz hareketinde özellikle şehirde gizli örgütlenmede çalışan ama daha sonra da bizzat gerilla mücadelesi içine hani silahla birlikte katılan bir kadındır. Ve bu örgütlenme ilk olarak aslında kadın hakları örgütü gibi değil de bütün kadınları çatısı altında toplayacak, örgütleyecek, mobilize edecek bir örgütlenme olarak kuruluyor en başında. Mesela küçük burjuva kadınlar, geleneksel ya da dinsel ideolojilerin etkisi altındaki kadınlar da dahil olmak üzere. Ama bunun yanında işte Marksist-Leninist örgütlenmelerin kadın örgütleri filan gibi böyle bütün farklı kesimlerden kadınları çatısı altında toplayıp devrim için seferber etmeyi hedefleyen bir örgütlenmedir. Dört tane temel hedefle hareket ettiğini söyleyebiliriz Küba Kadın Federasyonu'nun. İlk 20 yılına özellikle bu dört hedef damga vuruyor. En önemlisi aslında şöyle söyleyelim. Önem sırasına koşmayalım. Şimdi birinci yaptığı diyelim kadınları eğitmek. Ve bütün kadınları. Demin söylediğimiz okuryazarlık seferberliği bunun adımlarından biridir. Bir diğer adım özellikle fuhuş yaparak geçinmek zorunda olan genç kadınlara meslek eğitimi verilmesi. Ve bunun için de çok ironik bir şekilde, yani çok simgesel bir şekilde eskiden bu kadınların belki de fuhuş yaparken ancak kapısından girebildikleri bazı lüks oteller şey olarak seçiliyor, eğitim verilen merkez olarak. Örneğin Havana'daki Havana Libre Oteli, ki Havana Libre devrimden sonra bu isim verilmiştir. Özgür Havana anlamına geliyor. Öncesindeki ismi Hilton, Havana Hilton Oteli. 5 yıldızlı çok lüks bir otel. Bu otelin birkaç katı tamamen kursiyerlere ayrılıp işte dikiş nakış gibi kurslar verilerek meslek edinmesi sağlanıyor bu kadınların. Başka bir yaptığı şey tabii ki en önemli aslında diye az önce söylemek istediğim buydu. Kadınları iş gücüne katmak. Dolayısıyla hani kadınların yani sokak ve dışarısı kamusal alan erkeğe ait, kadının ise ait olduğu yer ev, evsel mekan,
şeklindeki ikiliği bozarak kadınları, hani bu okuryazarlık seferberliğe de dahil olmak üzere, hem gönüllü çalışmalarda istihdam etmek hem de profesyonel iş gücünde istihdam etmek, görevlendirmek. Bunun için tabii çok önemli, yapmak zorunda kaldıkları, tabii istedikleri aynı zamanda ve düğmeye bastıkları diyelim bir diğer önemli eylemlik hareket planı kreşlerin kurulması. Ülke genelinde bütün çocukların, çalışan ve çalışmayan annelerin hepsinin, çocuklarının gidebildiği kadar kreşi Küba devrimi oluşturmayı başarıyor. Ne yazık ki 80'li yılların ortasından itibaren bir ekonomik güçlüğe doğru giriyor Küba ve günümüzde çalışan annelerin çocukları sadece kreşe gidebilmekte. Ama kreşe gidemeyen, yani evinde ebeveynlerinden biri tarafından bakılan çocuklar da bir yan eğitim programıyla, çocuğunu eğit adındaki bir program dahilinde haftanın bir günü işte diğer çocuklarla birlikte okul öncesi eğitimden faydalanabiliyor ve evde de bazı aileleri tarafından uygulanan programlara dahil oluyorlar. Ama kreş tabii ki vazgeçilmez, yani kadın iş gücünü, kadınları iş gücüne katabilmek için çok önemli bir adım ve Küba Kadın Federasyonu'nun attığı ilk adımlardan biri de bu demiştik. Şimdi başka bir önemli bir burada dönüm noktasından söz ediliyor. Kadınların mesela gönüllü çalışmalarda, işte 60'lı yıllarda çok fazla yer almalarına rağmen iş gücüne profesyonel olarak katılma konusunda aynı atılımı kolay kolay gösteremedikleri söyleniyor. Bunun da temel nedenlerinden biri aslında gönüllü çalışmanın yine kadınlara tarih boyunca aile ortamında filan hep dayatılan, kadınlara uygun görülen bir şey olması. Ama dışarıda para karşılığı çalışmanın yine biraz daha böyle erkeklere ait, erkeklere özgü bir alan gibi görülmesi. Ve bu konuda bütün toplumun, kadının ve erkeğin bir tutuculuk göstermesi. Tutuculuğu yenmek için gerçekten devletin radikal politikalar uygulaması gerekiyor. Ve bunları uyguluyorlar da. Yani Küba toplumu hiç tepki göstermemiş mi? Hayır, göstermiş. Hatta sadece bu konuda değil, sadece çalışma hayatına katılımı konusunda değil kadınların. Örneğin kamusal alanların, işte eğlence yerlerinin, plajların siyahlara ve beyazlara eşit bir şekilde açılması gibi adımlar da çok tepki çekiyor. Çünkü örneğin aileler şöyle diyorlar: benim kızım, mesela beyaz bir aile, benim kızım nasıl siyah erkeklerle aynı ortamda dans edecek gibi tutuculuklar, korkular, işte namus takıntıları devam ediyor bir süre daha. Ama dediğim gibi bunları yenmeyi başarıyorlar. Şimdi bu ücretli çalışma hayatına kadınların katılması konusunda az önce yorumlarda YouTube'da Hakan arkadaşımız değindi. Teresa'nın Portresi diye bir film var. Güzel bir filmdir, çok akıcı ve o da Türkçe altyazılı olarak Küba Dostluk Derneği'nin YouTube kanalından izlenebiliyor. Orada işte gerçekten çok çalışkan bir kadın görüyoruz. Bir fabrikada, dokuma fabrikasında çalışıyor Teresa. Aynı zamanda bazı sosyal aktivitelerde yer alıyor. Sendikanın dans topluluğunda yer alıyor. Ve 3 tane de çocuğu var. Görüntüde çocuk da yapıyor, kariyerine de devam ettiriyor. Örnek bir çalışan. Buna rağmen aslında evin içine girdiğimizde hiçbir şeyin de güllük gülistanlık olmadığını görüyoruz. Çünkü kocasının çok muazzam bir direnişiyle karşı karşıya Teresa.
Her şeyi onur meselesi yapan, kendine yediremeyen, işte karısının kendisinden daha geç eve gelmesini mesela kendine yediremeyen bir koca figürü. Ve bunun dışında da işte mesela aldatmayı kendisine hak gören ama kadının işte biriyle görüşmesini, bir erkekle görüşmesini bile kabullenemeyen bir erkek figürü. Bu film 70'li yıllarını biraz yanlış hatırlamıyorsam 70'lerde çekilmiş olan bir film. 70'lerin Küba'sını görmek için de aynı zamanda çok güzel bir olanaktır. Hangi gündemlerle mücadele ediyordu Kübalılar ve nasıl bir yaşamları vardı? Bu konuda işte bu gibi şeyleri yenmek için Küba Kadın Federasyonu hani sadece böyle seferberlik gibi, yasa çıkarma gibi şeyler değil, aynı zamanda kültürel yapıyı dönüştürecek, eğitim sistemine nüfuz edecek, genç kuşakları dönüştürecek şeyler de yapması gerektiğini fark ediyor. Ve bunun için de gerçekten eğitim müfredatlarında bazı değişiklikler yapılıyor. Halen günümüzde uygulanan bazı şeyler var. Örneğin okul öncesi eğitimden itibaren her seviyede rol oyunlarıyla, işte drama gibi yöntemlerle böyle geleneksel olarak kadınlara uygun görülen mesleklerin örneğin bir erkek çocuğuna ve tam tersinin de bir kız çocuğuna atanması mesela öğretmen tarafından. İşte kadın mesela kız çocuğu pilot olarak işte o oyunda yer alıyor. İşte erkek çocuğu da evdeki çocuğa bakıyor karısı çalışırken falan gibi. Bu tarz şeyler tabii ki önemli ama hani çok da böyle bu kadar bu seviyeye gelmiş mi ortalama Küba ailesi derseniz böyle olmadığını çoğu Kübalı kadın söylüyorlar. Yani mesela şu an günümüzde aile içi şiddet bizim ülkemizdeki gibi bir seviye ile asla karşılaştırılamayacak kadar düşük. Yani fiziksel şiddet özellikle nadir görülen ve çok yaptırımlar uygulanan bir şey. Ama psikolojik şiddetin var olduğunu söylüyorlar. Örneğin hani bazı işleri kadınların iyi yapamayacağını varsaymak. Kadınları böyle işte bedensel görünümleriyle yargılayarak mesela belli bir yaştan sonra özellikle sen artık çirkinsin işte veya sen çok kilo aldın falan gibi şeyler olabilir deyip işte hani o kadının onurunu zedeleyecek şeyler yapma falan. Bunun gibi psikolojik şiddet vakalarının halen görüldüğü ama fiziksel şiddetin çok daha az, nadir görülen ve hani müdahale edilebilen bir şey haline geldiğini söylüyorlar yetkililer. Başka bir konu, pardon biraz notlarıma bakmak istiyorum. Bu sırada da soluklanmak istiyorum. Günümüz Küba'sından bahsedecek olursak, mesela cinsel eğitim yine çok küçük yaştan, ilkokul seviyesinden itibaren veriliyor çocuklara. Bu sayede işte ayıp, günah, tabu falan gibi şeyler nedeniyle kadınların mağdur olmadıklarını görüyoruz. Ama bununla birlikte genç yaşta hamilelik, ergen hamileliği falan gibi şeyler halen görülebiliyor Küba'da. Bu konuda çok önemli bir şeyden söz etmemiz gerekir. Kadının kendi bedeni üzerinde tasarruf hakkı, karar verme hakkı. Bu devrimin ilk yıllarından itibaren kazanılmış bir hak Küba'da. Ve Latin Amerika ülkelerinde Katolik kültürün etkisi altında olan ülkeler bunlar çoğu. Çok yeni yeni daha konuşulan bir konu. İşte Şili'de mesela kürtaj hakkı için verilen mücadeleler daha yeni sonuç verdi. Ve halen işte çocuğun engelli doğacak olması filan veya tecavüz gibi nedenler aranıyor çoğu ülkede kürtaj uygulanabilmesi için.
Oysa ki bu aslında bir kadının hem bedeni hem de yaşamının geleceği, yaşamının geri kalanı hakkında söz sahibi olabilmesi için vazgeçilmez bir hak. Sadece şunu vurgulamak gerekir ki kürtaj bir doğum kontrol yöntemi tabii ki değil ve bu şekilde yanlış, duyarsızca kullanılmaması gerekiyor. Yani sağlık açısından da özellikle. Ama Küba'da çok uzun yıllar önce elde edilmiş olan bir hak olduğundan bahsetmemiz gerekir. Başka bir önemli bir hak, Küba'da evlilik dışı ilişkilerin de evlilik ile eşit derecede hukuk önünde tanınıyor olması. Özellikle işte bu evlilik dışı birlikteliklerden doğan çocukların aynı şekilde işte hem miras gibi işte nafaka gibi vesaire haklar bakımından hem de kişilik hakları, kimlik hakları bakımından tamamen diğer çocuklar kadar aynı haklara sahip olduğunu görüyoruz Küba'da. Bunlar önemli bazı kazanımlar. Bir de Küba'da yani şu çok net görülen bir şeydir. Hemen hemen hiçbir kadın sadece işte ekonomik çıkarlarını düşünerek açıkta kalmamak, kimsesiz, sahipsiz kalmamak gibi bir nedenle istemediği bir birlikteliğin içinde kalmıyor günümüzde. Bu nedenle de biraz boşanma oranlarının yüksek olduğunu görüyoruz. Ve keza doğum oranı da kadınların başka çok fazla kendi yaşamlarını anlamlandırabilecekleri alanlar olmasından kaynaklı ve tabii ekonomik güçlüklerden de kaynaklı olarak oldukça düşük Küba'da. Bu da biraz yaşlı bir nüfus, yaşlanan bir nüfus olması gibi bir problemi beraberinde getiriyor. Küba'da bazı sorunlara girmişken hani halen çözülememiş olan, halen devam eden bazı sorunlardan söz ederken şunu da eklemek isterim. Ne kadar ileri yasaları olsa da, örneğin 2003 yılında çıkarılan bir yasayla ve onun devamı olan bazı yasada yapılan bazı değişikliklerle çocuk bakımı anne ve babanın tamamen eşit sorumluluğunda bir iş olarak tanımlanıp örneğin doğum iznini kadın kadar erkeğin de doğumdan sonra kullanabiliyor olması gibi ileri adımlar atılmış olsa da babaların o kadar fazla doğum izni hakkından eşit seviyede faydalanmadıklarını görüyoruz. Yani günümüzde halen bir ölçüde çocuk bakımı ve evdeki yaşlıların bakımı gibi işler halen kadınların omuzlarında diyebiliriz. Özür diliyorum. Şurada bir kablo. Evet. Şimdi bir dizi kazanımından söz etmek istiyorum Küba toplumunun. Aslında çok çok fazla not var elimde. Hangi yasalar, hangi senelerde çıkarıldığı filan gibi. Veya hani ne kadar bazı adımları erken attı Küba gibi. Örneğin Birleşmiş Milletler kadına yönelik her türlü ayrımcılığın yok edilmesi sözleşmesi CEDAW veya CEDAW diye yazılıyor. Bu sözleşmeyi imzalayan ilk ülke Küba. Yani İsveç'ten bile önce imzalıyor bu sözleşmeyi 1979'da. Bunun gibi çok hani erken yol kat etmiş bir ülke. Ve hani günümüzdeki bazı veriler paylaşmak istiyorum sizlerle. Milletvekillerinin %53'ü kadın. Bu da dünyada ikinci sıraya yerleştiriyor Küba'yı. Ruanda'dan sonra mecliste en çok kadın vekil sahibi olan ülke. Devlet konseyi dediğimiz devletin en üst düzey yönetici organının %48'i kadın. 8 bakan ve 42 bakan yardımcısı kadın. Bu da bakanların %35'inin, bakan yardımcılarının da %40'ının kadın olması anlamına geliyor. Adanın
Adadaki kadın işçilerin %83'ü lise veya yüksek öğrenim mezunu. Yüksek öğrenim mezunu olan toplam nüfusun %60'ı kadın. Asker dışı yani sivil devlet memurlarının %49'u kadın. Her düzeydeki yöneticilerin %48'i kadın. Üniversite öğretim üyeleri, öğretmenler ve bilim insanlarının %81'i kadın. Savcı ve hakimlerin %75'i kadın. Ve Küba ordusundaki subayların %20'si kadın. Küba Sendikalar Birliği yani ülkedeki bütün farklı sektörlerdeki sendikaların konfederasyonu diyebileceğimiz kısaltması CTC olan Küba Sendikalar Birliği'nin üyelerinin %57'si kadın. Genel sekreterlerden 8 üyeden oluşan genel sekreterliğin 4 üyesi kadın. Küba Komünist Partisi Merkez Komite üyelerinin %43'ü, Küba Gençlik Birliği kadrolarının %52'si ve Küçük Tarım Çiftlikleri Ulusal Birliği, kısaltması ANAP olan Küçük Çiftçiler Birliği'nin üyelerinin %41'i kadın. Bazı verileri böylece paylaşmış olduk. Özellikle hani vurgulamak istediğim şeyleri sanırım hepsini söylemiş oldum. Çok çok fazla not var dediğim gibi. Eğer sorular varsa dilerseniz onlar üzerinden biraz da devam ettirebiliriz sunumumuzu, sohbetimizi. Herhangi bir katkı ben göremiyorum. Kaçırdığım bir şey varsa tekrar vurgulayabilirseniz, tekrar sorabilirsiniz. YouTube'dan bir olumlu geri dönüş oldu. Sağ olun. Güzel bilgiler verdiğimiz yönünde. Daha da çok var ama hem çok süreyi uzatmamak adına hem dikkati dağıtmamak adına biraz kısaca vermeye çalıştık. Çalışma ve yaşama izinleri hakkında bilginiz var mı? Diye bir soru gelmiş YouTube'dan. Anladığım kadarıyla yabancıların Küba'da nasıl çalışma izni ve oturma izni alabilecekleri hakkında bir soru. Bu aslında yani çok konumuzla ilgili bir soru değil ama kısaca yanıt vereyim madem. Küba'da devlet sektöründe veya özel sektörde olsun, yabancıların kısıtlı bir çalışma alanı var. Devlet sektöründeki yabancı firmalarla ortak birkaç firma var. İşte mesela bazı otel zincirleri, devlete ait otelleri işleten ama yabancı ortaklıklı bazı otel zincirleri var. Veya özel sektörde keza bir ithalat firması olabilir. Küba ve diyelim ki Türk ortaklıklı bir şirket. Bu özel sektör oluyor. İkisinde de çalışabilmek için o firmalarla doğrudan iletişime girmek gerekiyor. Çalışma izni almak kolay ama oturma izni hani çok uzun sürelerle alınamıyor. En kolay yolu bunun orada aile kurmak. Küba'da Kübalı bir yurttaşla evlilik çerçevesinde aile kurmak. Yani çok birebir yenilikleri takip ettiğim bir konu başlığı değil. O yüzden siz dilerseniz araştırın daha fazla. Çok kolay olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Teşekkürler veya olumlu mesajlar için ben teşekkür ederim. Bazı sorular varsa yani onlar sorulara yanıt verirken paylaşabileceğimi düşündüğüm bazı sorular da vardı. Ama
Yani şöyle biraz bağlamak için şunu söyleyebiliriz. Çok fazla adım atılmış olmasına rağmen, çok ileri noktada olmasına rağmen Küba, başka konularda olduğu gibi kadın başlığında da halen bazı adımlar atmak zorunda, bazı mesafeler almak zorunda. Ve bunların büyük ölçüde ekonomik nedenlerden, ekonomik güçlüklerden kaynaklandığını, ama bir ölçüde de kültürel değişiklik gerektirdiğini söylememiz gerekir. Her ikisi de zaman alacak şeyler Küba için. Çünkü 1962 yılından beri uygulanan bir ekonomik abluka altında yaşamaya çalışıyor Küba. Sovyetler Birliği'nin varlığında tabii ki bu kadar ağır yaşanmıyordu abluka. Yani bu kadar etkilerini çok fazla hissetmiyordu Küba. Ama 90'lardan itibaren Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte çok ciddi bir ekonomik güçlük yaşanıyor. Ticaret yapabilmesi Küba'nın dünyayla, işte mesela kendi geliştirdiği biyoteknoloji ürünleri başta olmak üzere kendi ürünlerini dünyaya satabiliyor olması lazım döviz girişi sağlaması için. Bu sayede belki yani ekonomik anlamda bir kalkınma, refah hızlanırsa az önce bahsettiğimiz gibi güçlüklerin çok daha hızlı aşılabileceğini ben düşünüyorum. İkincisi de dediğim gibi yani ta İspanyol sömürgecilerden itibaren maço bir kültür var. İşte ataerkil bir kültür var ve bunu da böyle 50 yılda 60 yılda tamamen değiştirmek çok çok kolay bir şey değil. Ve bir yandan da Küba tabii ki direnebilmek için, ayakta kalabilmek için bazı anlamlarda kapitalist ekonomiye, bazı küçük dar alanlarda da olsa kendini kapitalist ekonomiye bir ölçüde açmak zorunda kaldı. Ve bu yeniden bireyci düşünmenin, işte kendini, geleceğini kurtarma, İşte bunun gibi hani toplumun genel refahından ziyade kendi geleceğini kurtarma düşüncesinin yeniden bir nebze güç kazanması gibi bir riski beraberinde getiriyor ve bununla birlikte bazı gerici ideolojilerin yeniden canlanmasını o riski beraberinde getiriyor. Bütün bunlara karşı kararlılıkla birlikte mücadele etmesi gerekiyor Küba'nın ve bunu yapacaklarına biz güveniyoruz. Birkaç tane soru gelmiş. Film önerilerini yazabilir misiniz? Tabii yorum olarak YouTube'a ve Facebook'a bittikten sonra altına ekleriz. Önümüzdeki süreçte ne gibi değişimler olacak? Ya önümüzdeki süreçte bazı ekonomik alanda değişiklikler yeni yılla birlikte, 1 Ocak 2021 tarihiyle birlikte yürürlüğe girecek. Örneğin iki para biriminden oluşan bir ekonomi var Küba'da uzun yıllardır. Dolarizasyonu engellemek için zamanında Küba'nın geliştirmek zorunda olduğu bir sistemdi bu iki para birimi. Şu anda tek para birimine tekrar geçiş yaşanacak. Bu en önemli değişimlerden biri. Bunun dışında ekonomik, siyasi, kültürel, sosyal konularda ne gibi değişim? Yani biraz fazla geniş bir konu oluyor açıkçası. Bunun için size şunu önerebilirim. Küba Dostluk Derneği'ni takip ederseniz biz düzenli etkinlikler yapıyoruz. Yani ben şu an hem biraz açıkçası yani her konuda hazırlıklı değilim Küba neler yaşayacak o konuda yanıt vermek için. Hem de birazcık yoruldum yani dikkatim dağıldı. Her zaman size yanıt vermek isteriz. Etkinliklerimiz de oluyor zaten. Ve web sitemizden haberlerden takip edebilirsiniz. Haftada bir iki tane haber kesinlikle paylaşıyoruz. Ve bültenlerimiz oluyor, aylık bültenlerimiz. Bir başka soru
Çalışmayan kadına bir ücret ödeniyor mu gibi bir soru geldi Facebook'tan. Çalışmayan kadın yani çalışmayanlara ücret ödenmesi gibi bir sistem yok Küba'da genel olarak. Yalnız tek başına çocuk büyüten ve aynı zamanda çalışmayan yani sosyal yardıma muhtaç olarak değerlendirilen bir kişi ise bu kadın. Evet, sosyal hizmetler ziyaret ediyor, bir dizi hizmet sunuyorlar bu gibi ailelere ve tek başına çocuk büyüten ebeveynlere. Ama esas olarak yani işsizlik maaşı gibi bir şeyden söz ediyorsanız öyle bir şey yok Küba'da. Bir de Küba'da bütün ailelerin, bütün hane halklarının diyelim, adrese dayalı nüfus kayıt hizmetine dayalı olarak hak sahibi oldukları bir gıda karnesi sistemi var. Bu da aylık bir hanenin ortalama gıda ihtiyacının yaklaşık %70'i gibi bir şeyin her ay devlet tarafından sağlanması anlamına geliyor. Böyle bir sistem var ve bütün insanlara var. Çalışmayan kadınlar için spesifik bir şey değil ama yani bunun dışında tabii şunu vurgulamam gerekir. Küba'da ev sahipliği oranı çok çok yüksek. Yani %85'in üzerinde ev sahipliği. Hatta %90 diyebiliriz kabaca. Bir de geri kalan %10'luk nüfus da ücret ödemeden kirada yani devletin kiracısı olarak ücret ödemeden sosyal konutlarda oturuyor. Yani kiracılık aslında Küba'da yok. Kiracılık şahsi olarak eğer hani farklı bir şehre taşınırsanız ancak o zaman bireysel olarak kendi tercihinizle yapabileceğiniz bir şey, bir oda tutmak gibi düşünebilirsiniz. Ama aileler ya kendi evlerinde ya da sosyal konutlarda kira ödemeden oturuyorlar. Bunun gibi şeyler hani sosyal yardım gibi düşünülebilir. Belki o yüzden eklemek istedim. Sent evleri hakkında ne yazık ki ben çok iyi bilgi veremeyebilirim. Yani burada hem Eryaman Semt Evi hem İlker Semt Evi'nin ortak yayını bu etkinlik. Dilerseniz o konuda da sizlere Güldane Hanım YouTube'dan yazmış. Yorumlarda size arkadaşlarımız bilgi versinler, yanıt versinler. Evet. Ayhan Bey Facebook'tan Semt Evleri İzmir Bayraklı'da örgütlü olduklarını söylemiş. Her eve girdiklerini toplumu bilinçlendirmek için ve başarılı olduklarını özellikle kadınların. Tebrikler Ayhan Bey. Aynı zamanda geçmiş olsun. Bayraklı depremden çok kötü etkilendi. Umarım iyisinizdir bütün aileniz. Evet, orada deprem sonrasında da Semt Evi'nin çok organize, güzel bir çalışma yürüttüğünü biliyoruz. Teşekkürler, elinize sağlık. O zaman yayını bitirelim isterseniz. Başka bir soru yok. Filmleri paylaşacağız ve Semt Evi ile ilgili de dönüş yapacağız. Lütfen Küba Dostluk Derneği'ni de takip edin. YouTube'dan aradığınızda YouTube kanalımızı bulacaksınız. Facebook'ta, Instagram'da bütün platformlarda var. Ve web sitemiz kubadostluk.org. İyi bir hafta sonu diliyorum. Yani bugün gerçi bitiyor hafta sonu. İyi bir hafta diliyorum o zaman. Herkese katılımlarından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Her bir sürçülisan ettiysem affola. Hoşça kalın.